tipimle ilgili bilmiyorum. Yani lisede yapmadım böyle. Ortaokul sonunda falan yapıyordum ama evde kaldıkça böyle insan bir değişiklik istiyor açıkçası. Umuyorum ki güzel olmuştur. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Bugün 3 film önereceğim. Her birimiz evimizde evde kaldığımıza göre, yani bu evde kaldığımız süreci de olabildiğince bence kendimizi geliştireceğimiz, olabildiğince belki yeni şeyler okuyacağımız, yeni şeyler izleyeceğimiz, şeyler dediğim bu hani değişik kitaplar, artık siz hangi türlerden hoşlanıyorsanız o türleri, ya da değişik belki belgeseller, diziler, filmler, bilmiyorum hani ne istiyorsanız ama yapmaya zaman bulamadığımız her şeyi yapalım istiyorum açıkçası. Ben bir tek piyanoya bir zamanlar başlamıştım, ona yeniden devam edeyim istedim ama onu online olarak devam ettiremedim. İzleyip böyle bayıldığım filmler vardı ve bunlar hani eskilerden kalma, size yıllarını da anlatacağım, söyleyeceğim. Eskilerden kalma dediğim hani böyle son 10 yıl içinde çekilmiş filmler değil genelde çok sevdiğim filmler. Özellikle bu videoda o 3 filmi sizinle paylaşmak istedim ve benim hayatımda gerçekten çok iz bırakan ve böyle bayağı hani 10 kez falan izleyebileceğim filmler bunlar. Eğer ki izlemediyseniz izlemenizi çok 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 öneririm. Yani özellikle bu süreçte gerçekten böyle değişik bir bakış açısı katabilir diye düşünüyorum sizlere ve ilk filmle başlayabiliriz. İlk filmimiz Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yani benim hayatımın filmlerinin böyle ilk beşimde, zaten bu söyleyeceğim, bahsedeceğim 3 filmde dediğim gibi en bayıldığım filmlerden Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sil baştan diye çevrildi Türkçe'ye. Ve arkadaşlar konusu şu. Şimdi ilk önce oyuncular Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, bu da nasıl söyleniyorsa Kirsten mı Kirsten? Kirsten Dunst ve de Mark Ruffalo, Elijah Wood ilk böyle aklıma gelen hani 5 oyuncudan biri. Konusu Joel ile Clementine, zaten Clementine, Kate Winslet ve Joel. Jim Carrey onu canlandırıyor. İkisi trende tanışıyorlar ve o tren yolculuğunda işte aynı yere giderlerken konuşmaları ve böyle birbirlerini daha önceden tanıyormuş gibi hissetmeleriyle ilerliyor film. Ama bilmiyorlar ki, bu arada bunu söylüyorum ama spoiler değil çünkü baktığınızda internette yazıyor. Bilmiyorlar ki o trende tanıştıkları zaman aslında ikisi de birbirini hafızalarından sildirmiş. Ve film zaten hani en sondan başlıyor. Bunu Momentum'du galiba, bir film daha vardı. Böyle hafızayla ilgili filmler benim inanılmaz derecede ilgimi çekiyor. Ve böyle özellikle hani sondan başa doğru giden ve senaryosu muhteşem olan filmlere de hastayım. O yüzden bu film böyle ilk başta ne oluyor ya falan diye anlamıyorsunuz. Ama sonrasında hani zaten konu dediğim gibi film bittiğinde en başa, hani filmin başına dönmüş oluyorsunuz. Ve her şey daha çok mantıklı diye zaten yer ediyor. Ama hem hafızayı sildirmek hem aslında bize acı veren şeylere tutunuyor olmamız, bu filmde aşk acısı anlamında ve Joel'la Clementine'ın o birbirine duyduğu inanılmaz aşkın bir süre sonra ne kadar vahim boyutlara varabileceğini, hani aşk acısı anlamında bize gösteriyor. Ama konuyu çok fazla sizlerle paylaşmak istemiyorum ve birkaç teknik konuya da değineyim diyeyim, ya da daha doğrusu detaydan da bahsedeyim. Filmin süresi 1 saat 48 dakika. Buna özellikle baktım. 2004 yılında çekilmiş bir film ve Amerikan filmi. Türü de açıkçası romantik bilim kurgu diyebiliriz. Yönetmen benim efsanevi yönetmenlerimden biri Michel Gondry. Fransız bir yönetmen ve bu yönetmenin, yani Michel Gondry'nin ben işlerini bir ara bayağı takip etmiştim. Birçok filmini de izledim ve ben yönetmen delisiyim. Hani böyle bir yönetmeni çok seversem eğer onun filmlerini izlemeye çalışıyorum olabildiğince. Michel Gondry'nin hani izlemek isterseniz başka film daha, The Science of Sleep'ti galiba. Uykunun gizemi ya da uykunun bilimi diye Türkçe'ye çevrilmiş olması lazım. Yani Michel Gondry filmleri diye yazarsanız çıkar. O da kendisinin zaten çekimi ve bence inanılmaz yaratıcı bir yönetmen. Yani o filmde zaten hani sil baştan da evet bu bir Michel Gondry filmi diyorsunuz dedirtiyor. Ve bence yönetmenin başarısı da bundan kaynaklanıyor.
Bütçe olarak ben özellikle böyle bir hani konu başlıklı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü hani bence bu film hakkında bu bilgilere de sahip olmanız güzel bir şey. Ben isterdim hani biri benimle bu filmi eğer izlemeseydim bunları paylaşsın. O yüzden bu detayı da söyleyeceğim. 20 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen bir film ama gişe başarısı, gişe hasılatı 72,3 milyon dolar olmuş. Bu da bir böyle detay ve bilgi olarak bulunsun sizde. Ödül almış arkadaşlar. Zaten yazarı Charlie Kaufman. Charlie Kaufman yani inanılmaz bir yazar. Yani Michel Gondry ne kadar iyiyse en az o kadar Charlie Kaufman iyi. Ve Adaptation diye bir film vardır. Hani böyle bir saksıda adamın adını unuttum o oyuncumuzun çok sevdiğim bir oyuncu. Onun böyle işte başını görürüz. Bir de John Malkovich Olmak diye bir film vardır. İkisinin de yazarı zaten Charlie Kaufman. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Yani bu böyle filmlerden bahsederken mesela bu Sil Baştan bana biraz iyi bir çeviri gibi de gelmiyor. Yani Eternal Sunshine of the Spotless Mind aslında nasıl çevrilir ki bu? Ya Eternal Sunshine of the Spotless Mind aslında Sil Baştan değil. Hani şimdi ben bunu çevirmeye çalışıp bir iki dakikanızı almayayım. Ama eğer ki çevirebilirsem şuraya yazarım yani kendi çevirmem olarak. Bu filmde bir replik var ki benim böyle ah falan olduğum bir replik. O da şuydu. Yoel ya da Yol trende işte tanıştığında böyle zaten kafa sesini duyuyoruz. Hani düşüncelerini bir dış ses olarak hani canlandırıyor ya da iç ses mi deniyordu bunu? Hani biz duyuyoruz onu izleyici olarak. Orada neden bana iki güzel söz söyleyen herkese aşık oluyorum diyor. O beni böyle bitirdi yani. Ve bu filmden benim aldığım en önemli ders olacak olanın önüne geçilmiyor ve akışa güvenmek, akışa da teslim olmak lazım. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, neyi denerseniz deneyin, hayat bir şekilde sizi bir yere götürmesi gerekiyorsa götürüyor. Sadece buna izin vermeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar son olarak benim Eternal Sunshine of the Spotless Mind'a her açıdan ama her açıdan yani verdiğim puan açıkçası 9,5. O da hani 0,5'te atladığım bir şeyler vardır belki hani göremediğim belki hani sonuçta ben bir eleştirmen değilim. O varsa diye o 0,5 puan kalsın ama 10 üzerinden 9,5'luk bir film izleyeceğinize emin olabilirsiniz. İkinci size bahsedeceğim ve paylaşmak istediğim film 50 First Dates yani 50 ilk öpücük diye bir çevrilen bir film. Ya bu film inanılmaz bir film. Hani size anlatamam ne kadar sevdiğimi. Oyuncular zaten Adam Sandler'ı bilmiyorum sevmeyenleriniz var mı? Ben bayılıyorum Adam Sandler'ın oyunculuğuna ve hani ben işte 88 doğumlular özellikle 87, 88, 89'lar yani onunla büyümüştür de. Çünkü inanılmaz komedi filmleri var. Hani hala tabii 92, 93'lüler de ve üstü de izliyordur ama bizim zamanımızda böyle imzasını atan komedi oyuncularından biridir. Aynı zamanda Drew Barrymore. O da inanılmaz muhteşem bir oyuncu yani. İkisinin başrollerini üstlendiği bir film. 50 İlk Öpücük. Ve arkadaşlar bu filmde şöyle bir şey oluyor. Yani inanılmaz bir filmdi. Gerçekten böyle bana umut veriyordu, neşe veriyordu. Yani hatta bir daha zaten izledim ama bir daha izleyesim geldi. Drew Barrymore Lucy karakterini canlandırıyor ve Adam Sandler de Henry'di. Henry bir veteriner ve işte Hawaii'de geçiyor bu arada bu film. Amerikan yapımı. Bu film de yanlış hatırlamıyorsam yine 2004'te çekilmiş olması gerekiyor. Bu da böyle 1,5 saat civarı sürüyor. Şöyle Henry veteriner ve Hawaii'de işte hani penguenler dahil olmak üzere zaten o yoldayken penguen sahneleri var. İzleyince göreceksiniz inanılmaz. Onları tedavi ediyor. Ve Lucy de bir şekilde Hawaii'deyken işte yolları kesişiyor diyeyim ve tanışıyorlar. Lakin Lucy'nin kısa zamanlı hafıza kaybı var geçirdiği bir kazadan dolayı. Yani dolayısıyla da kız hatırlamıyor böyle kısa zamanlı anılarını diyeyim. Ve bu sebepten dolayı da Henry ile tanışmasını da hatırlamıyor. Ve Henry de ona aşık olduğu için her gün yeni yollar deneyip kendini aşık etmenin bir yolunu buluyor Lucy'ye yani Drew Barrymore'a ve biz bunu izliyoruz ve en sonunda da açıkçası en büyük temennisi ya da duası diyeyim bir gün Lucy'nin hatırlaması kendisini ve bir şekilde onun da ona aşık olması. Çünkü hani sabah uyandığında hatırlamıyor o adamı. O yüzden de böyle değişik bir senaryo ve değişik bir film izlemiş oluyorsunuz aslında. Yazarı George Wink diye bir adam. Kendisinin çok fazla filmini ben bulamadım.
Bunun yanı sıra bu film de bayağı ödül almış bir film ve yönetmeni Peter Segal ya da Peter Segal artık ama Segal diye okunuyor olması gerekiyor. Bu arada bu Çılgın Profesör filmlerini hatırlarsınız. Hani böyle şişko göbekli şuradan koyalım. Yani hatırlayacaksınızdır, böyle bir adam vardı. O filmlerin de galiba o iki tane mi üç tane mi seri olması gerekiyordu. Yine benim küçüklüğümden. Peter Segal o filmlerin de yönetmeni. Müzik, yani zaten Somewhere Over the Rainbow diye bir müzik vardır. Hani Hawaii ile de çok özdeşleşen. Onu kullanmışlar. İnanılmaz bence. Başarılı. Zaten her hani Somewhere Over the Rainbow böyle bir yerlerde çalsa ben Hawaii'ye gidiyorum. Ve Hawaii'ye gitmiştim arkadaşlar aslında. Hani Amerika'da yaşadım o 1,5 yıllık süre zarfında 2 kere. Ama o zamanlar YouTube yoktu. O zamanlar böyle bir hobim yoktu. O yüzden sizlerle paylaşmadım. Bunun yanı sıra 75 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen bir film bu. Yalnız gişe hasılatı 198 milyon dolar. Yani gerçekten inanılmaz bir filmdi ve de bana öğrettiği en büyük ders, tabii bir de 2004'te, yani kaç oluyorum ben? 16 yaşlarında falan mı oluyorum? Hani o zamanlarda böyle daha da şeyim, wow, aşık olmak işte, ne güzel sevgi işte, aşk böcekleri falan modundayım. Eğer gerçekten seviyorsan, gerçekten aşıksan asla ama asla vazgeçmezsin diye böyle bana kocaman kafama kızılmıştı. O yüzden de hani özellikle diyeyim, böyle 10-11 yaş sonrası bence muhakkak izlesin. Tabii ki de 40 yaşındaysanız da izleyin ve de böyle ah o gençlik vardı falan diye de izleyebileceğiniz bir film açıkçası. Yani gerçekten 10 üzerinden kaç veririm? Buna da yani hani tabii ki de Sil Baştan'la konusu bambaşka, hiç alakası yok. Zaten bu romantik komedi, dediğim gibi onda biraz bilim kurgu da var. Ama ben buna da yani 10 üzerinden yine 9-9,5 veririm. Yani çünkü bayıldığım bir film. Oldu değil mi? 3. Kesinlikle ama kesinlikle Meet Joe Black. Yani Meet Joe Black 1998 yılında çekilmişti ve Amerika yapımı o da. Amerika o zamanlarda bayağı iyi filmler yapıyordu ya. Yani ben mi takip etmiyorum diyorum ama ediyorum. Çünkü ben bayağı film izleyen ve filme çok meraklı biriyim. Ve hani 50'lerde çekilen, 60'larda çekilen her filmi seviyorum. Ama Amerika özellikle bence 1990'lar ve 2005'e kadar, yani özellikle bayağı iyi filmler çıkardı. Çünkü belki ileride sizlerle paylaşmak istediğim birkaç film daha var aklımda. Onlar da genelde Amerika yapımı ama 2005 öncesine ait. Sonuç olarak bu filmde, Meet Joe Black'te oyuncumuz zaten inanılmaz bebeksi. Yani Kıvanç Tatlıtuğ bizim Türkiye'mizin böyle yakışıklısı ama bence Brad Pitt, bütün dünyalara değişmeyeceğim, İnanılmaz derecede yakışıklı ve çok mutlu olmasını dilediğim bir abimiz Brad Pitt ve de Claire Forlani ve en önemlisi Anthony Hopkins başrollerini üstleniyor bu filmin. Bu film yalnız 3 saat 1 dakika. Bunu çok iyi biliyorum çünkü böyle wow olmuşum. 3 saatlik film nasıl olabilir? Hani ilk başta ben zaten 98 yılında çıktığı gibi izlemedim ama herhalde 2000-2002'lerde ilk izlemiştim. Sonrasında en az 5-6 kez izlemiştim. Zaten dediğim gibi bu paylaştığım 3 filmi de ben ya en az yani 5-6 kez izlememiş olmam mümkün değil. Artık repliklerini falan ezberlediğim filmler bunlar. Ama ilk izlediğimde abi çok uzun ya nasıl falan diye başlayıp böyle yarım saat sonra inanılmaz beni içine aldı. Ve bu filmin konusu, Anthony Hopkins William Parrish isimli bir iş adamını canlandırıyor. Joe Black de Brad Pitt ve bu filmde William Parrish'in ruhunu almaya gelen bir Azrail rolünde aslında Joe Black. Ama Susan, adı neydi? Claire Forlani'nin, evet, ismi Susan'dı yanlış hatırlamıyorsam filmde. Ve Joe Black Susan'a aşık oluyor ve hani onun etrafında diyeyim işte böyle dönen hikayeler var. Bu arada hani filmde özellikle ilk yarım saatte gerçekleşmesi gerekiyor. Hani bir sahne var, o sahneyi söylersem bütün espriyi kaçırabilirim. O yüzden söylemeyeceğim ama hani bir yerde bir kaza oluyor diyeyim. O kazadan sonra hani her şey değişiyor ve o kaza beni çok etkiledi. Hani o kaza sahnesini böyle 3 kez 5 kez falan izledim yani. Hani bir kere izlerken yani geri alıp bir daha izledim, geri alıp bir daha böyle... Çok etkilemişti beni, nasıl oluyor falan. İnanılmaz iyi bir senaryo arkadaşlar.
Bunun yanı sıra yönetmeni Martin Brest ve bu adamın filmleri daha önceden var mı diye baktığımda da Gigli ya da Cicli, herhalde Gigli diye okunuyordur. Jennifer Lopez'in de içinde yer aldığı bir zamanlar böyle bayağı büyük bir hitti aslında. O filmi de kendisi çekmiş. Bir de Kadının Kokusu, hani The Scent of a Woman diye bir film vardır. Bunu zaten belki duymuşsunuzdur. Herhalde Türkçe'ye Kadın Kokusu diye çevrilmiştir. O filmin de yönetmeni kendisi. Ödül çok yok. Yani bu filmin çok ödülü yok benim araştırmama göre. Ama çok fazla adaylığı var. Bilmiyorum, eğer ödülleri varsa ve siz de böyle benim gibi ha bu acaba ödül aldı mı falan diye merak edenlerdenseniz yorumlarda benimle tabii ki de paylaşabilirsiniz. Müzik olarak da hani filmin tabii ki birkaç parçası var ama Someone Else diye bir müziği var diyeyim size ve o soundtracklerinde zaten yer alıyor. O bayıldığım bir parça olmuştu. Yani bana zaten Joe Blay'ı hatırlatan parça, o filmi hatırlatan parça. Bu film 90 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmiş ve gittikçe artmış açıkçası. Hani sil baştan 20 milyon dolarlık, bu 90 milyon bayağı iyi bir bütçe ayarlanmış zaten. Ama 3 filmin de bence prodüksiyonu çok çok iyi. Ve zaten oyunculara, senaryoya hani diyecek hiçbir lafım yok. Hepsi akıyor gidiyor. Yani inanılmaz böyle... Muhteşem filmler izleyeceksiniz ve gerçekten abarttığımı hiç düşünmüyorum. Gişe hasılatı da 142,5 milyon dolar olmuş. Bence bu da gayet kazançlı bir iş olarak düşünürsek ya da ticari açıdan gayet ticari anlamda da başarılı olmuş. Joe Black'ten de benim en çok etkilendiğim sahnelerden biri, hani bir o kazayla ilgili dedim. İkincisi de Brad Pitt'in fıstık ezmesi yediği ve böyle tutuyor kaşığı. Zaten göreceksiniz. Ay o saniye, ölüyorum bitiyorum yani böyle çocuk gibi. Zaten bu film çekildiğinde Brad Pitt 33 yaşındaymış, böyle hayatının baharında. Benden tam bir yaş büyükmüş. Yani inanılmaz güzel ya, çok çok. Yani Brad Pitt'in bir de o zamanlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Hani yine dediğim gibi son zamanlarda yine izlediğim bir film zaten. Ve de replik olarak da bir sahnede, hani ölüme gidecekken diyeyim, William Parrish, Anthony Hopkins'in canlandırdığı, korkmalı mıyım diyor ölümden. Joe Black de senin gibi bir adam asla korkmamalı diyor. Ama orada böyle müzikler giriyor falan filan, çok etkileyiciydi. Ve arkadaşlar, son olarak da bu filmden benim aldığım ders, her zaman ama her zaman anı yaşa. Çünkü ölümün nereden, ne zaman, nasıl bir şekilde geleceğini asla bilemezsin. O yüzden mümkün olduğunca anda kal ve anın tadını çıkar oldu. Ve Joe Black 10 üzerinden 9. Neden 9,5 değil? Çünkü uzun bir film ve belki bazı şeyler bir tık daha iyi bazı yerlerde olabilirdi. Yine eleştirmen asla olmadığım için hani bu belki olabilirdi diye vermediğim bir puan olsun. Ama kesinlikle dediğim gibi yine defalarca kez söyleyebilirim. İzlemekten asla pişman olmayacağınızı düşündüğüm filmler. Bu 3 filmden sizin izlediğiniz filmler var mı? Yani herhangi birini izlediniz mi? Ya da izlemeyi düşünüyor musunuz? Bu arada izlediyseniz ya da izlemeyi düşünüp de izlerseniz yorumlarınızı benimle paylaşın. Özellikle en çok merak ettiğim hani üçünden hangisini daha çok seveceksiniz ve de size ne kattı? Yani böyle evet ya, bu filmi izledikten sonra kendime şunu sordum gibi böyle düşünceleriniz ya da duygularınız, herhangi bir şey varsa yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Aynı zamanda da videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız ve desteğinizi bana bu anlamda ve bu şekilde gösterirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Her hafta cuma günleri 6'da yani %99 video yayınlıyorum arkadaşlar. Zaten bildirim zilini de açarsanız haberiniz olur. O yüzden lütfen abone olup, yani sadece izleyip geçmeyip bildirim zilini de açarsanız gerçekten bu bana büyük bir veri sağlıyor diyeyim. Ve sizler tarafından desteklendiğimi de hissetmiş ve görmüş oluyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bebeği uykusundan uyandırdığım için mutsuz. Kameralardan çok sıkılmış. O zaman bak böyle konuşun. Ben de seni çok seviyorum. Ona hiç yüz vermiyorsun. Joy bana yüz vermediği zamanlarda daha da bir deliriyorum. Çünkü Joy ben istemiyor. Bırakacağım seni. Tamam. Tamam, bırakıyorum.